Teşekkür ederim. Rica ederim. Herkese selam söyle. Banu'ya da selam. Öp onu benim için. Ya yapma bunu ya, yapma. Sürekli Banu'yla ilgili bir şeyler ima ediyorsun. Yok öyle bir durum, yok. Tamam, yoksa yoktur. Ha, dün akşam da saçma sapan konuştun. Ne hale getirdin beni ya? Sen de beni fırsatları değerlendirmekle suçladın reklam işini kabul ettiğim için. Özür dilerim. Ne kadar içime oturdu lafların biliyor musun? Senin söylediklerin de benim içime oturdu ama. Bütün gece kurdum söylediklerini. Meğer ünlü olmaya ne kadar meraklıymışsın. Ben kendim için bir çıkış yolu arıyorum. Ünlü olmak değil derdim. Ömrümün sonuna kadar garsonluk yapmak istemiyorum. Bu kötü bir şey mi? Değil tabii ki. Ben sadece Güney Tekinoğlu'nun karısı olmayı hayal ettim. Annem diyordu zaten hep. Senin hayallerin bizim evin 50 metre ötesine kadar değil. Öyleydi. Şimdi böyle bir ihtimal de ortadan kalktı. Kalkmadı. Ne o zaman? Ha? Niye öyle durup dururken ayrılalım dedi? Cemre, ben zor günler geçiriyorum. Nasıl bir kabusun içinde olduğumu anlatamam. Anlat. Niye anlatmıyorsun? Senin kabusun beni de etkiliyor. Bana da anlatmak zorundasın. Niye konuşmadın? Şu an konuşmak istemiyorum. Cemre. Cemre. Ya bir bekler misin? Bir bekle. Zor günler yaşıyorsun çünkü vicdan azabı çekiyorsun. Kabus dediğin de benim. Çünkü ikimiz de idare ediyorsun. Ya yok öyle bir şey. Banu mu Cemre mi? Banu mu Cemre mi? Tabii ki Banu. Banu'yla bir ilgisi yok. Yaşadıklarım tamamen benimle ilgili. Bizimle ilgili. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.